İyi akşamlar. Ekotürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Hakan Yıldız'la konuşacağız. Fonbulucu.com CEO'su Hakan Yıldız. Sermaye piyasalarının tabana yayılmasıyla ilgili süreç büyük bir hızla sürüyor biliyorsunuz. Ve sermaye piyasalarımız Borsa İstanbul'da son dönemde arka arkaya gelen halka arzların elbette sermayenin tabana yayılması bakımından ciddi bir adım olduğunu biliyoruz. Ama sermaye piyasalarının dışında kalan şirketlerin de fona ve paraya ulaşabilmeleri ancak ve ancak fon temin eden şirketler marifetiyle olabiliyor. İşte fon bulucu bu işlemi yapıyor. Çünkü şirketler krediye ulaşamıyorlar. Halka arz yapamayan şirketler var. Geriye tek seçenek kalıyor. O da diğer yatırım fonlarına ulaşabilmek. Fon bulucu bu konuda neler yapıyor? Bunları konuşacağız. Evet, şu anda piyasaların belki de en büyük beklentisi tabii ki finansmana ulaşmak. Finansmana ulaşmanın birden çok yolu var. Bu yolların pek çoğu kapalı bugün itibariyle. Krediye ulaşmak son derece zor. Halka arzı bütün şirketler yapamıyor. Geriye elbette serbest piyasadan ya da startup şirketlerinden ya da yatırım meleklerinden fon bulmak kalıyor. İşte bu işleri yürüten ve bütün işlerini bu çerçevede yürüten bir isimle konuşacağız. Hakan Yıldız şu anda Skype hattımızda. Fonbulucu.com CEO'su Hakan Yıldız'a merhaba diyoruz. Hakan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum Ali Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ne var ne yok? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. İyi mi? Böyle hani ortama baktığınızda, havaya baktığınızda, atmosfere baktığınızda nasıl bir şey hissediyorsunuz? Yani böyle çok sıcak, kuru bir havanın içinde miyiz? Ya yani kurak bir havanın içinde miyiz? Yok, hafif böyle esinti var ve biz o esintiye kendimizi kaptırdık gidiyor muyuz? Ve finansal ve mali açıdan soruyorum. Yani Türkiye'nin geneli için soruyorum tabii. Güzel. Aslında felsefik de bir soru oldu ama ben biraz daha bizim tarafta daha rasyonel cevap vermeye çalışacağım en azından. Tabii geldiğimiz noktada birçok sorun var. Bu sorunlar daha da artmış durumda ve her günde artma potansiyeli söz konusu. Fakat yine biz bakış açımızı, penceremizi girişimcilik ekosistemi tarafından yaptığımız için daha pozitif düşünmeye çalışıyoruz. Tabii şu anda mali piyasalardaki bu çalkantı, bu oynaklık birçok kişiyi tedirgin ediyor, bizi de ediyor. Ama şimdi vereceğim, belki biraz sonra paylaşacağım rakamlar bizim taraftaki pozitif gelişmenin en azından bizi iyi hissettirdiğini açıkçası söyleyebilirim. Sizi de umarım bugünkü verdiğiniz haberlerden sonra bizim paylaşacağımız konular sizi de iyi hissettirecek, seyircileri de iyi hissettirecek diye düşünüyorum. Böyle cevap vermiş olayım. Peki, o zaman başlayalım. Şöyle bir fon piyasasında neler olup bitiyor, onlardan biraz bahsetmenizi rica ediyorum. Hani tekerin döndüğünü anlıyoruz ya da hani ivmelenmeye doğru gittiğimizi düşünüyorum ben. Yani sizin cephede işlerin daha iyi olduğunu anlıyorum. Tabii üçüncü çeyreği tamamladık. Yılın ilk üç çeyreğinde tabii yaşadığımız biliyorsunuz felaketler var, seçim var. Ama buna rağmen ilk üç çeyrekte girişimcilik ekosisteminde hem kurulan girişim sermayesi yatırım fonları hem yine sermaye piyasası kurulu tarafından lisans alan platformlar, kitle fonlama platformları artmaya devam etti. Yine faaliyetlerine başlayan platformlar sayesinde aslında kitle fonlaması hacmi her geçen gün büyüyor. Elbette sadece girişim sermayesi yatırım fonları değil, büyük şirketlerimizin CVC dediğimiz kurumsal yatırım fonları da hareketliydi. Tabii ki geçtiğimiz yıllara göre yapılan yatırım tutarları düştü. Ancak bu tutarlar içerisinde payını gözle görünür şekilde artıran konu aslında kitle fonlaması. Yani halkın, VC'lerin, CVC'lerin, kurumların, şirketlerin beraber katıldığı, co-invest dediğimiz birlikte fonlamanın yapıldığı kitle fonlamasında tüm yatırımlar içerisinde aslında en hızlı büyüyen yatırım şekli oldu. Bu sayede girişimciler istedikleri finansmana ulaştı. Hatta bugün çok özel bir gün bizim için.
Sermaye Piyasası evet. Kurulu 45 milyon liralık bir üst limitle bizi girişimlerin finansmanını yapmamızı sağlıyor. Bu üst limiti kullanan ve bunun 4 katı neredeyse taleple fonlanmış bir girişim şirketinin pay ihracını yaptık. Yani Türkiye'de 45 milyon lirayı 6.286 tane yatırımcı, bunların içerisinde dediğim gibi herkes var, bir girişim şirketine teslim etti ve bunun ihracı, pay ihracı bugün gerçekleşti. Dolayısıyla böyle güzel bir haberin de aslında olduğu bir günde sizinle beraberiz. Dediğim gibi ilk 9 aylık veriler bizim için son derece tatminkar. 750 milyona yakın bir fonlamayı, fon toplamayı sadece bizim platformumuzda, Fon Bulucu'da yapmayı başardık. 86 tane girişimimizi de finansmanla buluşturduk. 70 bin sisteme katılan yatırımcı sayısı 70 bini buldu. Sizin de her görüştüğümüzde neredeyse rakamlar gördüğünüz evet. gibi ikiye katlanıyor. Ama girişim finansmanında bu sistemin de artık bir sermaye piyasası aracı olduğu, yatırım yapılma şeklinin farklı, riskli ama bir o kadar da kazancın yüksek olduğunu artık yatırımcı da fark etmiş durumda. Belli bir yatırımın yüzdesini, %5 ila 10'unu yatırımcılar artık bu tarafa da ayırıyorlar. Bu sayede de girişimcilerimiz finansmana erişmiş oluyor Halbi. Peki geriye doğru şöyle bir retrospektif yapalım. Bugüne kadarki fonladığınız şirketlerden böyle birkaç örnek vermenizi rica ediyorum. İsimlerini verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. O size bağlı tamamen. Ne tür fonlamalar yaptınız ve hangi sektörlere adım attınız? Hangi şirketler sizi daha çok cezbediyor ya da size gelen şirketler diğer yatırım araçlarına ulaşamadıkları için, yani finansmana ulaşamadıkları için mi? Yoksa hayır, bunun çok daha cazip, çok daha riski az bir yol olduğunu düşündükleri için mi geliyorlar? Müsaade ederseniz son söylediğinizden başlayayım. Tabii. Çünkü önemli bir şey söylediniz aslında. Kitle fonlamasıyla finanse erişmek demek aslında girişimlerin veya şirketlerin finansa ulaşamadıkları için bize son çare olarak gelmeleri anlamına gelmiyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü bizdeki sistem aslında birçok finansman aracından daha zor. Çünkü bir pay arzı, bir mini halka arz söz konusu burada. Şirketler paylarını merkezi kayıt kuruluşunda kayden izlenir hale getirirken on binlerce de ortak sahibi oluyorlar. Tabii her girişim bunu, her şirket bunu tercih etmeyebilir. Ama halka açılmadan, halka açılmış şeklinde aslında bir çalışma var. Çok kolay değil haliyle. Hazırlıklar da 3 ay civarında, ortalama 80 gün sürüyor. Dolayısıyla bizdeki bence tercihin ana iki sebebi var. Birincisi, girişim şirketleri birçok alternatife göre daha düşük maliyetlerle evet. Finansmana ulaşıyorlar. Çünkü buradaki ortalama maliyetleri tüm sistem için %10'ları aşmıyor. Ve bu bir pay arzı olduğu için borç da değil. Aldıkları parayla sermayelerine ekleyerek aslında büyüme fırsatı elde ediyorlar. Ve bunu yatırımcıya temettü veya exit şansı vererek yapıyorlar. Bu bence birinci avantajı. İkinci avantajı da özellikle B2C dediğimiz, yani birebir son kullanıcıya ulaşmak isteyen girişim şirketleri görünürlüğünü çok üst düzeye çıkarıyorlar Ali Bey bu sistemde. Evet. Aylık 3-4 milyon dokunduğumuz insan var bu sistem içerisinde. Dolayısıyla çok görünür hale gelip aslında satışlarını artıracak bir fırsat elde ediyorlar. Tek başına para toplama faaliyeti olarak görmüyoruz. Şimdi ilk sorunuza müsaade ederseniz cevap vereyim. Tabii Türkiye'deki ve dünyadaki trendler bizi de aynı şekilde etkiliyor. Son dönemlerde özellikle enerji tarafındaki girişimler, finansal teknolojiler tarafında çalışan girişimler, sağlık girişimleri, bunlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu trendi takip ettiği sürece de teveccüh görüyorlar yatırımcılardan. Bizim biraz önce size bahsettiğim 45 milyon liralık fonlama gerçekleştiren girişim şirketi Corpus Enerji ve doğrudan panel üreten bir şirket. Aynı şekilde gıda konusunda son dönemlerde çok ciddi yatırım fırsatları söz konusu oldu yatırımcılar için ve çok hızlı büyüyor gıda girişimleri. Özellikle atıştırmalık tarafında yine fonladığımız Ravsum gibi, Natriga gibi şirketler yatırımcılardan bizden sonra da ciddi şekilde teveccüh görüyorlar. Satışları çok yüksek miktarlara ulaştı. Özellikle
birkaç gün sonra çıkacağımız Bebebum isimli bir bebek maması üreten bir şirket var. Yine aynı şekilde ihracat potansiyeli çok yüksek ve biz kampanyayı daha duyurduktan hemen sonra 20 milyon dolarlık bir ihracat anlaşması yaptılar. Dediğim gibi birçok teknoloji şirketinin de aynı şekilde bizde fonlandığını siz de biliyorsunuz ama asıl sizin memnuniyetle, gülümseyerek karşılayacağınız tabii ki tarım finansmanı. Evet, evet. Bunu da yapıyoruz. Spargaları, yani kuşkonmaz, özellikle ihracat amaçlı kuşkonmaz üretimi konusunda şu anda 1000 dönüme ulaştık. Yakında yapacağımız yeni bir kampanyayla da özellikle katma değeri yüksek, ihracat potansiyeli yüksek, beyaz kuşkonmaz beyaz kuşkonmaz konusunda da evet. 700 dekarlık bir alanda çalışmalarımızı inşallah sonuçlandıracağız. Yine safran konusu bizim için çok önemli. Evet. Yine ihracat potansiyeli ve katma değeri yüksek bir ürün biliyorsunuz. Safran konusunda da ilerliyoruz. Hatta bir ay içerisinde de bir üretim şenliği diyelim ona. Bir şenlik de düzenleyeceğiz Eskişehir'de. Çünkü artık çiçek açmaya başlayacak diktiğimiz safranlar. Bunların da finansmanını aslında kitle fonlamasıyla binlerce kişiyle yapabiliyoruz. Burada tabii yaklaşım, yatırımcıların yaklaşımı biraz tedirgin olabiliyor Ali Bey başta. Evet. Çünkü sistemi tanımıyorlar. Bunun arkasında bir mevzuatın olduğunu, sermaye piyasası kurumu tarafından bize verilen lisansı bilmiyorlar. Merkezi kayıt kuruluşu gibi, Takas Bank gibi, devlet gibi yapıların bu sistem içerisinde olduğunu bilmeyince biraz tabii ki başta negatif yaklaşıyorlar ama öğrendikçe sistemin güvenli olduğunu, yatırım için en azından değerlendirilebilecek bir alan olduğunu gördükçe şu an 70 bin olan yatırımcı sayımız yakın zamanda Borsa İstanbul'da biliyorsunuz 8 milyonu aştı yatırımcı sayısı. Bizde de bakiyeli yatırımcı sayısının çok kısa sürede 500 bin sayılarını göreceğini düşünüyoruz. Bilmiyorum, özet oldu mu sizin için? Çok iyi oldu. Arada güzel bir ayrıntı daha verdiniz. Şimdi onun üzerinden biraz konuşalım. Bu bebek maması üreten şirketle ilgili biraz bilgi notu paylaşmanızı rica ediyorum. Yani tabii müşteri bilgileri, onda kalması gereken bilgilerden bahsetmiyorum. Yani ticari sırlarındaki bilgilerden bahsetmiyorum. Yerli bir şirket anladığım kadarıyla ve bu yerli evet. Şirket ne kadarlık bir üretim yapıyor? Hangi ülkelere mesela 7 milyon dolarlık hemen bir ihracat bağlantısından bahsediyorsunuz. Muhteşem bir şey yani evet. Herhalde çok hızlı büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Ben zaten bu sektörle ilgili geçmişte birkaç yayında yaptım. Şunu biliyorum, uluslararası mama firmaları, eczanelerde ve marketlerde satılan işte birkaç marka var biliyorsunuz. Bu markalar diğer ülkelerdeki yerel ve lokal markaların tamamını öldürüyorlar bir defa. Mesela siz eğer bunu yaşatabilirseniz Türkiye açısından çok hayırlı bir iş yapmış olursunuz aynı zamanda. Kuşkonmaz'da olduğu gibi, Safran'da olduğu gibi. Biraz mama firmasıyla ilgili paylaşabileceğiniz bilgileri bizimle paylaşırsanız böyle detaylı. Memnuniyetle, dediğiniz gibi aslında mama üreten özellikle global çok firma var. Türkiye'de de satılan ürünlerin yurt dışından ithal edildiğini düşünürseniz ciddi şekilde yıllık yurt dışına bir döviz transferi söz konusu oluyor. Bu şirketimiz Düzce'de kurulmuş, kendi üretimini yapan ve özellikle diğer mama firmalarından ayrışan bir şirket. Çünkü hidrolize protein de aslında keçi sütünü kullanarak mama üretiyorlar. Evet. Dolayısıyla biz şu anda ön talep toplamaya açtık. Çok kısa sürede, 2 gün içerisinde 20 milyonun üzerinde bir fonlama talebi aldı. Ama kampanya hazırlıkları başladıktan sonra görüşmelerini yaptıklarını biliyorduk özellikle ihracat konusunda. Sadece küçük bir rakam verirsem belki hem izleyiciler hem de siz heyecanlanırsınız bu noktada. 2024 yılı için 4 milyon 160 bin dolarlık bir ihracat, daha doğrusu satış hedefi vardı evet. Şirketin planlanan. Ama tek bir sözleşmeyle bunun 5 katı kadar bir ürünü satmak için anlaşma imzaladı. Hatta ilk partide Kasım ayının içerisinde yola çıkıyor. Ön ödemeleri alındı. Her ay 1.4 milyon doların üzerinde bir tutarla ihracat gerçekleşecek ve bu 12 ay boyunca devam edecek. Bu küçücük bir bebek şirket olduğunu düşünürseniz aslında 800 bin kutuluk bir sözleşmeyi yapabiliyor bu şirketler. İşte bu şirketleri aslında biz bulup fonluyoruz ki daha da büyüsünler, ülkemize döviz kazandırsınlar.
özellikle ikame ürünlerin yerine yerli ürünler üretsinler diye. Bu da bizim için özellikle gıda konusundaki kritik öneme sahip bebek mamaları konusunda da özellikle üzerinde durduğumuz bir girişim oldu. Yakın birkaç gün içerisinde fonlamaya çıkacak. 24 milyonluk bir fonlama istiyorlar. Aslında baktığınız zaman kurulmuş bir fabrika, çalışan bir sistem. Son derece makul. Bu pay arzı da inşallah başarılı olacak. Bir sonraki yayında da sizle gelişmeleri paylaşmış olacağım. Evet, merakla bekliyorum bu konuyu. Peki firmanın nerelere ihracat yaptığını söyleyebilir misiniz bize? Hangi ülkeleri yapıyor? Ve bundan sonraki ihracat bağlantıları konusunda da bilgi sahibiyseniz onları da bizimle paylaşırsanız. Tabii. Aslında ilginç olan bu şirketin bir de bebekle ilgili ürünleri söz konusu. Onu 44 farklı ülkeye ihraç etmeyi başarmışlar. Evet. Ama özellikle bu bahsettiğimiz hidrolize proteinden oluşan keçi sütünden elde edilen bebek maması Orta Doğu ülkeleri, ülke vermeyeyim şimdi özellikle, ama Orta Doğu ülkelerinde bu son ihracatla aslında biraz daha Orta Asya ülkelerinde çok rahatlıkla oralara satabiliyorlar. Ciddi de bir talep var. Bildiğiniz gibi bazı dünyada uygulanan farklı ambargolar var bu noktalarda. Evet. O yüzden bizim bu şirketimizin verdiği özellikle uluslararası veya serbest bölgelerdeki şirketler başka ülkelere bunu gönderebiliyor. Ama esas olan bu ihracatı küçücük daha birkaç senelik şirketlerin yapabilmesi, bu eksikliği görüp diğer mamalardan ayrışacak o inovasyonu gerçekleştirebilmesi. Ama şu anda 44 ülke ihracatları olduğunu biliyorum. Ama güçlü olarak Orta Asya ve Türkiye Cumhuriyetler diyebiliriz. Orta Doğu diyebiliriz. İç pazarda ne durumda firma? İç pazarda nerelere ne kadar yapıyor? Ya da hani iç dış ayrımını yaparsanız ne kadar iç ne kadar dış? Yani geçen seneki satışını ben paylaşayım sizinle. 8 milyon civarında aslında. Geçen yıl bunun yarısını da iç pazarda satmış. Aslında 4 milyon satışa ulaşmış bir şirket tek seferde dediğim gibi 20 milyon dolarlık bir anlaşmayı imza atabiliyor. Bizim vereceğimiz finansmanla da Ali Bey fabrikayı büyütecek. Tamamen fabrika büyütülmesi için kullanılacak bir yatırım olacak. Haliyle bundan sonraki belki süreçte çok daha büyük üretimler, çok daha büyük satışlar konuşacağız ama geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık iç pazara ürün satmış durumda. Dediğiniz gibi aslında ikame ürünler, yurt dışından gelen ürünlerle Türkiye'de mücadele edemiyor. Ama yurt dışında bu mücadeleyi çok daha iyi yapabiliyorlar gördüğünüz gibi. Vallahi şimdi tabii haddim olmadan bir tavsiyede bulunayım size. Bu tür şirketleri yarın öbür gün bu uluslararası büyük tekeller gelip satın alacaklardır. Ve emin olun yani çok kısa zamanda kapısında biteceklerdir. O yüzden şirketi elinizde çok iyi tutmanız lazım. Yani bu sizin açınızdan değil, şirket sahibi açısından elbette çok önemli. Çünkü büyüme eğilimi var. Yani bu şirketin büyüme eğilimi o kadar yüksek ki, o biraz önceki işte kuşkonmaz örneği de aynı şekilde, safran örneği de aynı şekilde. Bu tür şirketler biraz büyümeye başladığı zaman, böyle hafif palazlanmaya başladığı zaman hemen gelip öngöremeyecekleri bir para veriyorlar. Yani şirketin değerlemesi diyelim ki 50 milyon dolarsa şirkete 150 milyon dolar verip alıyorlar. Çünkü o pazarı nasıl olsa cover etmiş, çerçevelemiş onu biliyorlar ve o pazarın hazır bir pazar olduğunu biliyorlar. O hazır pazarı çok iyi büyütebileceklerini biliyorlar. Çünkü onlar bu işin pazarlamasını çok iyi yapıyorlar. Yani üretimin dışında zaten mesele odur. Yani bir şey üretmek değil, bir şeyi pazarlamak çok önemli. Bunu çok iyi başardıkları için belki böylesi bir şey süreç olabilir diye düşünüyorum. Hoş gerçi tabii firma sahibi günün sonunda cebine girecek paraya bakar. Yani böyle hani herkes böyle vatan, millet, Sakarya edebiyatı yapmıyor bizim gibi. O bakımdan biraz böyle o hassasiyetle de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ne dersin? Birkaç cümlede bunun üzerine söylerseniz 3 dakika vaktimiz var. Söylediğiniz hassasiyetleri aslında girişimcilerimiz taşımasa bu ülke içerisinde, bu topraklarda bu inovasyonu geliştirmek için gece gündüz çalışmazlar. Bildiğiniz gibi girişimcilik çok meşakkatli, çok zor bir iş. Biz onlara sadece finansman veriyoruz ama bütün risk, bütün geliştirme, üretme, pazarlama riskleri kendi üstlerinde. Tabii bu bir fırsat finansmana erişmek ama bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Belki hayatları boyunca bu fırsatı bir daha elde edemeyecekler. Büyük bir baskı altında çalışıyorlar aslında. Dolayısıyla
Dediğiniz gibi bu vatan içerisinde üretmek istedikleri hem katma değerli ürünler hem iş sağlamak istedikleri istihdam birçok noktada onları motive ediyor. Ancak yine rasyonel olarak düşündüğümüz zaman bizler de yatırımcı olarak binlerce yatırımcı üyemizle beraber bu girişim şirketlerine her ne kadar motivasyonumuz ülkemizde geliştirilen ürünlerin olması noktasında olsa da kazanç sağlamak için de katılıyoruz. Böyle bir motivasyonumuz da var. Bu girişim şirketlerinin exit etmesi, kısmi exitler olması, temettü vermesi tabii istediğimiz şeyler. Ama tabii insanın kalbinden geçen ülkesi için bu şirketler Türkiye'de tabii kalsın, Türk sermayelerinde kalsın, bize kar paylarımızı versin, biz onları finanse etmeye devam edelim. Ama her ikisi de dediğiniz gibi mümkün. Biz de her ikisi için aslında yolu açık bırakıyoruz açıkçası. Hakan Bey çok teşekkürler. Süremiz bitmek üzere. Yani son bir ekleme yapacağım ben. Bugün de mesela bu mama firmasıyla heyecanlandırdınız bizi. Yani daha önce kuşkonmazla yaptınız, safranla yaptınız. Ama biliyorsunuz bir şeyimiz var, bir taahhütümüz var. Biliyorsunuz şerbetçi otu meselesine gireceksiniz evet, inşallah. O aklımda girdiğiniz efendim zaman yani emin olun, samimiyetle söylüyorum. Yani bu işe yatırım yapacak firma çok para kazanabilir. Gerçek anlamda Türkiye'nin ihtiyacı, sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil, Türkiye bu konuda bir üst haline gelmiş durumda. Yani bütün Doğu Avrupa, bütün Rusya, bütün Ukrayna, bütün Orta Asya ve hatta yakın coğrafyamızdaki pek çok ülke bizden, yani bizim yabancı firmaların patentiyle ürettiğimiz ürünleri kullanıyorlar. Bunu biz neden üretmeyelim, neden yapmayalım, neden böyle bir ham maddeyi elde etmeyelim diye düşünüyorum. Bir dahaki ne olmayabilir belki ama önümüzdeki süreçte bununla ilgili de bir girişim olacağını tahmin ediyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Eğer müsaade ederseniz sadece şunu söyleyeyim. 6 tane farklı bitki üzerinde yine çalışmalar yürütülüyor. Onlardan biri de şerbetçi otu. Harika. İnşallah bir sonraki programda o güzel haberi de size veririm. Harika. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Çok başarılı gidiyorsunuz. Hakan Yıldız'la konuştuk.